Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Evet hacılar, 7 yıldızların hayatımıza girmesiyle birlikte tabii ki prestijler de değişiyor arkadaşlar. Hani 5, artık 6R5'lerden mi prestij yapmak lazım yoksa 7 yıldızlara mı dönmek lazım? Hadi bunu birazcık bıdı bıdı yapıp konuşalım arkadaşlar. Ama öncesinde kemik kitleden özellikle like'ları bekliyorum arkadaşlar. Kemik kitle bizim için önemli. Diğerleri gelip geçici çünkü. Neyse acılar, başlayalım. Şöyle baktığımızda 7 yıldızlarda yine R1 bağında Sunspot yine yukarı çıkmış. Biliyorsunuz Sunspot R3'e kadar yukarı çıkıyor ve R4'ten sonra genelde aşağı doğru düşüyor. Ama şu anda R1, R2, R3 versiyonları için oldukça uzun bir dönem var. Tabii bir de kopya sayısı da önemli. Yani kaç kopya yapabiliriz? Şu an için bakıyoruz. Şöyle baktığınızda arkadaşlar 20 ve 40 kopyalar biraz daha önemli olacaktır. Şöyle baktığında 7 yıldız R1 babında. Bu arada 6 yıldız R5'lere baktığımızda ki bu arada R6'lar da geliyor arkadaşlar 6 yıldızlarla ilgili. Daha önce söylemiştik bunu. R5'lere baktığımızda 18.600 bandında prestijler. Mesela ilk 5 prestije baktığımızda 18.500'deymiş. Buna göre değerlendirebiliriz hacılar. Gel bakalım 7. Bu arada 7 yıldızların hepsinin prestiji yazıyor. 40 bin, 40 bin falan yazıyor. Neyse bakarız. Şimdi şurada baktığımızda 7 yıldız R1'leri şu anda 200 kopya yapamayız. O yüzden arkadaşlar çok burası prestije dahil değil. Ama 20 ve 40 kopya baktığı Sunspot 0 kopyayken 13.6 prestiji varmış. 20 kopyada 15.1. Bayağı yalnız bir kopyada acayip derecede yükseliyor hacı. Çok iyi yükseliyor. 40 kopyada da 15 nokta sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Ta ki 18 olana kadar arkadaşlar. Yani 7 yıldızların R1'inden şu anda prestij çıkmaz. 18.5 bandına girmediği sürece, 18'e girmediği sürece çıkmaz. Ama 7 yıldız R2'lere geldiğimizde olayın şekli değişmeye başlıyor. Bu arada arkadaşlar doktordum, teknodum falan hiç yok arkadaşlar şu prestij listesinde. Buralarda daha henüz isimleri gözükmüyor. İsimleri bile gözükmüyor. Neyse zamanla gözüküyor. Rocket Raccoon falan çıkmış 7 yıldızlarda. Neyse. 7 yıldız R2'lere geldiğimizde olayın şekli değişmeye başlıyor. Arkadaşlar çok acayip bir şekilde. Şimdi 0 kopyadayken bile 16.8'lerde başlıyor. Ama 20 kopya olduğu anda 18.6 gibi çok yüksek bir rakama çıkıyor. Şimdi 6 yıldız R5'teki arkadaşın maksimum prestiji 18.6 arkadaşlar Teknodum. Ama 7 yıldıza geldiğimizde şöyle bir R2'ye baktığımızda hemen R2'ye girelim. Baktığınızda acılar olay bayağı bir değişik hale geliyor. 18.6 daha henüz 20 kopya. Yani 40 kopya olduğunda arkadaşlar 19.3 oluyor. Yani çok yüksek ya. 40 kopya olduğunda 19.3, 60 kopya olduğunda 19.9 gibi doğaüstü bir prestije sahip oluyorlar. Bunlar sadece Safiro prestijleri arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz Andaç prestijleri eklendiğinde yani prestijleri artık çok kısa bir zamanda 20K ve üzerinde görmeye başlayacağız hacılar. Şimdi biz 20 ve 40 kopyalara bakalım. Şu listeye bakalım. Şuraya bakalım. Birinci sırada Sunspot gözüküyor. Bu arada 7 yıldız R3'e bakacağım. Sunspot ikinciliğe düşüyor. Hala Rocket Raccoon var. Diyarbakırlı vesaire falan da var burada. R4'e bakacağım. Gümüş Sörçü birinciliğe çıkıyor. Allah Allah, diğerleri niye gelmiyor lan? Bizim dumlar bunlar. He bunlar şey, düzeltiyorum. Şu anda oyunda var olan hero'lar. Allah Allah diyorum, dumlar ne ara diyorum. Neyse tamam. R5. Hacılar yalnız 7 yıldız R6'da 47 bin gibi bir prestij gösteriyor. R5'te de diyor, aynen hacı. Fena. Neyse 7 yıldız R2'ye girelim. Sunspot artık şu anda var olan 36 tane hero içerisinden bu prestijler bu arada. Tabi yenileri eklendikçe duruma göre bakılacaktır. Ondan sonra arkadaşlar Sunspot'a baktığınızda 18.6, 20 kopyadayken prestij ve 19.3'te 40 kopyadayken 60 kopyadayken 19.9 oluyor. Gümüş Sörfçü'ye baktığınızda 0 kopyayken 16.5, 20 kopyadayken 18.2 oluyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ilk 5 prestij 18.5 olduğu için Gümüş Sörfçü şu anda 20 kopyada giremiyor. Ancak 40 kopyadayken giriş yapıyor ki direkt birinci sıraya çıkarsınız. Yani 5 yıldızı 6 yıldızlara göre kıyaslıyorum. 60'dayken zaten yine coşuyor. Rocket Raccoon keza 18.7'ye çıkabiliyor 40 kopyadayken. Yani 18.7 dediğiniz hala 6 yıldız R5'ten yukarıda demektir.
Tatyana'ya baktığınız akşam 40 kopya yine 18 buçuğa denk gelmiş oluyor. Mantis 18.4 oluyor. Weaken, Guardian diye de mesela dediğim gibi ilk 5'i düşünürsek 40 kopya içerisinde. Yani şöyle ortalama Sauron'a, Amerika Chavez'e kadar. Bu arada Amerika Chavez'inki daha yüksekmiş lan. 40 kopyadayken. Shuri keza 40 kopyadayken de yine 18.5'e kadar çıkabiliyor hacılar. Yine şöyle var mı başka 18.4'ler var. Oo, Gambit var. Oha. Oha. Gambit'e bak. Gambit hacılar 20 kopyadayken, şey zannediyorum 40 kopyadayken. Oha. Gambit'e bak. Gambit kopyasız 18.1 şey. Oha. Oğlum ben mi yanlış giremiyorum? Doğru. Gambit arkadaşlar şey başlıyor. Yarışa tavşan koşusu gibi önde başlıyor. Sonra düşüyor ama başlangıç için bence çok iyi bir başlangıç. Yani 18.1 arkadaşlar 0 kopyayken Gambit. 20 kopyayken 19.7'ye çıkıyor Gambit. Oha. Ve daha sonra da arkadaşlar 40 kopyayken 20'ye çıkıyor. Ondan sonra yavaşlıyor. Yani Gambit'i bir 40 kopya yapıp R2 atarsanız o prestijli kingsiniz hacı. Aa çok güzel. Bu tarz başka var mı? Şöyle bir şey yapalım. Şuraya tıklarsam evet. Sıfır kopyayken arkadaşlar en yüksek prestijlere baktığımızda tabii aa ne güzel liste. Gambit'e bak prestij kralı oldu vicdansız. 18.1 ile arkadaşlar en yüksek bu yani açık ara farkla bakın sıfır kopyadayken Gambit. Gambit prestij kralı olmuş hacı yani belli bir süre prestijde king olmuş koçum benim. Ölen Gambit'in yaptığı işe bak. Eğer Gambit'i 20 kopya yaparsanız 19.7 oluyor. 20 kopyadaki prestij sıralamasına bakalım. 20 kopyada birinci sırada yine Gambit var. 19.7 arkadaşlar. 19.7 çok güzel bir rakam. Yani Sunspot'a baktığınızda arkadaşlar bu rakama 60 kopyada falan ulaşıyor. Hani 60 kopyada falan ulaşıyor. Gambit hızlı prestij için oldukça Jinx lan kopyalansa var ya basacaksın R2'ye şak. Gelsin sana prestij. Allah Allah çok çıldın cana. Neyse 19.7 prestij veriyor abi Gambit tipini kes. 40 kopyalara baktığımızda yine Gambit birinci. Dur 20 kopyalarda kim var başka? Sunspot ve Ördek Venom ama bunlar yakın. Bir de Ördek Venom'u hiçbir şey yok abi. O yüzden çok tavsiye edeceğim bir şey değil. 40 kopyaya baktığımızda yine Gambit yine birinci sırada çıkıyor. Sunspot gibi sörfçü örümcek adam diye devam ediyor. 60 kopyalarda arkadaşlar yine Gambit. Yani güzel mi bir hızlı bir başlangıç için Gambit okeydir. 80 kopyaya baktığınızda yine Gambit. 80 kopyaya kadar Gambit birinci sırada Sunspot ikinci Gümüş Sörfçü üçüncü. 100 kopyada artık Gambit ikinciliğe düşmeye başlıyor. 120 kopyada yine ikinci sıradaki yerini koruyor. 140 kopyada 3'e düşüyor. 180'de 3'te, 160'da 3'te kalıyor. 180'de 4 ve 200 kopya olunca da piyasadan kayboluyor. Nereye gidiyorsun lan Gambit? 19'unculuğa düşüyor. Yani şöyle baktığınızda arkadaşlar 180 kopyalı hero'lar içerisinde Gambit ilk hero'da ilk 4'te. Yani 180 kopyada ne kadar prestiji oluyor? 21 bin. Hadi ya da şu an taşmaz yok zaten basamayız da. Yani yine 60, 80, 80 kopyaya kadar götürüyor. Tabii ki şu anda var olan hero'lar içerisinde arkadaşlar bence gayet güzel. Güzel. Yani Gambit'iniz varsa yapıştırabilirsiniz. Hacılar. Ama yine baktığımızda 20 kopya için bir şey diyemeyeceğim ama Gambit'i hariç tutuyorum. Çünkü Gambit acayip ya 19.7'ye çıkıyor abi bu nedir ya? Peki bunu R1 yapsan Gambit'i bak R1'deyken bile 20 kopya 15.6 prestiji vuruyor. Çok güzel vurmuş prestiji. Gambit'in başlangıcını sevdim. Bu arada arkadaşlar R2 Gambit'in canı da 63.000 oluyormuş. Şimdi neyse. Şimdi başlangıç olarak 40, 50, 40 ve 60 kopyaları göz önüne alırsanız Gambit arkadaşlar açık ara farkla birinci sırada yer alıyor. Yine Sunspot'un böyle güzel bir liderliği gözüküyor. Ama 200 kopyaya baktığınızda R2'lerde yine Sunspot Gümüş Sörfçü'nün önünde ama R3'lere geldiğinde Gümüş Sörfçü birazcık farkı açıyor. R4'lerde ki bunlar tabii ki çok uzun bir süre isteyecek. Mesela R3'lerin gelmesi arkadaşlar sene sonunu bulur. Sene sonunu bulur. R4'ler artık tabi Sunspot direkt düşüyor R4'lerde ki genelde böyle olur. Daha henüz bu kadar hero varken düşüyor.
34 bine 33 bin 100'e düşüyor. Yine gümüş sırf çalıp gidiyor. R5'lerde prestij artık 40 bin lira çıkıyor arkadaşlar. Yine 20 kopyada gambit yukarı çıkar mı? Çıkar abi. 35 bin prestij. Öf, prestijlere bakın hocalar. 40 bin prestije çıkıyor gümüş sırfçı. Artık oyunun arkadaşlar R6'ları var. Daha önce de söylemiştim. R6'lar da 5 ve 6 yıldızlara da gelecek. Yine burada da 47 bin gibi prestijleri görüyorsunuz. Tabi bunlar henüz daha fantazi. Şimdilik biz R2'lere odaklanalım. Yani şu anda en şanslısı arkadaşlar. Tahminimce sene sonuna kadar en avantajlı olanı Gambit ve Sans. Şimdilik Gambit arkadaşlar. Şimdilik Gambit. Ama tabii yeni yıllar eklendikçe de durumlar değişecektir. Bu arada Prestige ile ilgili şunu söyleyeyim. Prestige ile arkadaşlar sizin ittifak maceranı daha üst sıralarda yer almanız sağlar. İttifak maceraları ittifak savaşlarına göre daha kolaydır, daha rahattır ve birçok yükseltme eşyası ödülü alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer dünya sıralamasında ilk 5'e, ilk 10'a, ilk 20'ye kasıyorsanız Prestige basın arkadaşlar. Ama ilk 20'ye kasmıyorsanız Prestige yerine gameplay karakterleri basmanızı şiddetle tavsiye ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Kimi kitleye de buradan selam olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.